Çok sağ ol Recep. Sen doğru olanı yaptın. Size daha önce ulaşmak istedim aslında. Tam zamanında geldim. Ben kendimden çok ailem için endişe duydum Doğan Bey. Gençler bizi bulmasaydı şimdi ne halde olurduk bilmem. Çok sağ olun Doğan Bey. Sen sağ ol Recep. Fabrikayı kapattırdın. Mutlu musun? Çok. Ha. Şu suratını görmek o kadar büyük zevk veriyor ki bana. Bravo gençler. Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler Doğan Bey. Teşekkür ederiz. Kimse bir yere ayrılmasın. Bunu kutlayacağız. Harika fikir. Irmak'cığım sen organize et lütfen. Tabii Tülin Hanım. Bu zaferi sizlere borçluyuz. Eğer Eşref'i bulmasaydınız davayı kaybederdik. Teşekkür ederim. Tekrardan tebrikler arkadaşlar. Gerçekten iyi iş çıkardınız. Sağ olun. Şimdi duruma eşitledik. Ne oluyor sana? Biz kazandık. Sevinmeyecek miyiz? Sevin canım. Sevin. Pek senin umurunda değilmiş gibi. Kapıdan çıkarken Tahsin Tayman'ın suratındaki ifadeyi gördün mü? İlk defa onu o kadar çaresiz gördüm. Her şeye bedeldi bu. Hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Merhaba Doğan Bey. Tebrik ederim. Senin ne işin var burada? Doğancığım bir konuşabilir miyiz? Anlatacağım, anlatacağım. Doğan. Peki bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun Tülin? Tayman duruşmasıyla çok meşgulüm. Seni ufak tefek şeylerle bölmek istemedim. Ayrıca sen de her kararı alırken bana danışmıyorsun. Doğru. Danışmıyorum, haklısın. Ama bazı kararlar vardır ki doğruluğunu sorgulamamak gerekir. O çocuğu buraya almamamın bir sebebi vardı. Biliyorum ve o sebep benim için yeterli değil. Bu kadar katı olma lütfen. Herkes ikinci bir şans hak eder. Tamam, kalsın Kerem. Ama asla benim dosyalarımda çalışamaz.